sefer tatil değil, ailemizi ziyarete gidiyorduk. Biz çok... normalde Isparta'dayız da. Evet. İstanbul'da abimin eşinin ailesini ziyarete gidiyorduk. Ben zaten sürücü değilim. Abim sürücü. Evet. Ben yanında oturuyordum. Şimdi bir yanda geçiyor. Zaten göremedik yani. Yani ben sürücü olmadığım için de bir. Yani şöyle örnek vereceğim ben size. Yani içmiş, dışarı çıkabiliyor. Bir araba kullanabiliyor. Bizim canımıza kastedebiliyor. Fakat bunun hiçbir cezası yok şu an. Adam kaçabiliyor da yani. Şu an yok mu sürücü? Yok, hayır, kayıp. Ve bize inanın, bana Kur'an-ı Kerim'e yemin etti ve ben sizin aracın her şeyini de parçalayacağım dedi. Bunları yapacağını söyledi ama buna rağmen gelmedi ve kaçmış yani. Biz kaçtığını da görmedik. Konuştuktan sonra kayıplara karıştı. Tabii. Ben insanlığımı şey yaparak yanına gittim ve dedim ki bakın iyi misiniz dedim. İnanın ilk söylediğim laf buydu yani. Yani abime bile bakmadım neredeyse. İlk önce adamın yanına gittim, acaba adam sağlam mı diye. Çünkü bize öyle bir çarptı ki. Biz herhalde adam ölmüştür diye düşündük yani. Şimdi koyuştuk kayıplara karıştı. Arabasındaki de ne var ne yok şuraya attı. Şurada bakarsanız görürsünüz zaten. Muhtemelen bira şişesi vesaire ne var ne yok hepsini attı oraya. Kaza şimdi şöyle oldu. Biz İstanbul tarafına giderken arkamızdan yüksek hızda araba geldi, bize vurdu. Bu şey gittiğimiz şeritten karşı şeride bizi döndüre döndüre çevirdi. Hatta aracın arkası da burada. Hem yandan hem arkadan vurdu. Bariyerlerde görüyorsunuz zaten, bariyerler sayesinde durduk. Çok şükür kazayı yani sıyrıklarla atlattık. Çok şükür. Sürücü ondan sonra hani biz kendimizi geldikten sonra arabadan kendimizi attık. Sürücüye gittik. Sürücü de arabadan çıkıyordu o anda. Hani bir şeyiniz var mı falan dedik. O da bir şeyim yok dedi. Sadece biraz onunla çözdüm. Yani bir şey dedi. Sonra arabasından bira şişelerini fırlattı, attı. Hatta birkaç tane sıkıştı herhalde orada. Ondan sonra kendisi kayboldu.